Hoş geldiniz. Kaç oda bir salon lan bura? Abicim dairemiz 3 oda bir salon zombili. Oha, otel odası gibi yemin ediyorum. Allah'tan senin peder sigortayı falan kesmemiş. Buranın bir geceli benim kaldığım en baba otelden daha pahalıdır ha. Sen niye otelde kaldın lan? Ne oteli? Uygulama oteli. Şeydendir ya. Neydendir? Müşkülümdür. 3 günlük dünya. Sen ne zaman niye kaldın oğlum otelde? Ha? Beyin düşün, hızlıca cevap ver. Gözünü seveyim bak, 40 yılda bir işim düştü. Hadi, hadi. Gençler, gençler. Şimdi çalışma zamanı. Bana acil bir şey bulmanız lazım. Abime yakalanacağım lan, bak şu adam. Bak şimdi, doneleri veriyorum. 1 dolar, 2 gece işçisi, 3 2 saat. Bunları bir araya getirip bana acilen bir bahane uydurun. Tık lan, şu sarı altılıyı da at bir. Ben mi öğreteceğim bunları size? İnsan kendi beynine akıl verir mi? Hadi. Yalan bulamadın tabii. Yiğit Bey, geçmiş olsun. Biz sana sütlen kolonya getirdik, yalnız onları karıştırma bak. Dikkat et, beyaz olanı içeceksin, şeffaf olanı da süreceksin. Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl karıştırayım ben bu ikisini? Vallahi bazı mallar var abisi. Bu konuyla ilgili bir çift lafın olabilir mi acaba? Ya anlatmasana şunu insanların içinde. Kazaydı o. Elin adamın önünde birbirimizi mi gömelim? Hı? Elin adamının önünde birbirimizi gömelim, tamam. Bu da ne yaptı biliyor musun abisi? Tarkan'ın kuzu kuzu dönemi yok mu? Yaptı saçları öyle, onun gibi giyindi, mahallede dolandı durdu. Atmayın sokağa sakızlarınızı, atmayın. Sonra bunları kuşlar bulup çiğniyorlar cakkıdı cakkıdı. Yiyorlar. Bakma teyze, evet ben ağzındaki sakızı balon yapıp patlatan bülbül gördüm bu mahallede ya. Hayvanlara da yazık. Yarın bir gün bunlar toplayıp yerdeki izmaritleri gelseler, bizden ateş isteseler ne yapacağız? He? Çimartmayın şunları ya. Hayret bir şey arkadaş. Vay, kazı çalışmaları başladı demek. Adam gömmece ha? Ulan sırf ben mi yaptım onu? Sezai'yle Turgut abi de giyip mahallede gezdiler ya. Ne çirkin bir görüntüydü o ya. Çikin diyene bak sen ya. Aslanım sen deli yürek zamanı. Evet. Miroğlu paltosu giyip okula gittin ya lan. He? Miroğlu paltosu diyorsam yanlış anlama. O zamanlar biz yine fakiriz. Babamın bir tane paltosu vardı. Böyle turuncu renkli soluk bir şey biliyor musun? Abi sığıra da 5 beden büyük geliyor yani. Anam da onu bir laf denilemiş. Nasıl okuyor? Bütün mahalleyi kokuttu okula öyle gitti sığır. Benificium aspera, libertatem et vendere, canicine dentibus mementius latra. Selam sana kardeşlik yemini etmiş yoldaş. Ve aleyküm selam. Kardeşler, burada mahalledeki düşmanlarımızı aforoz etmek için toplanmış bulunmaktayız. Yeni mahalle düzenindeki yerimizi sağlamlaştırmak için bunu yapmak zorundayız. Doğru, haklısınız. Hepsini yok edeceğiz. Silip süpüreceğiz. Evet kardeşlerim, onların eceli bu kardeşlik elinden olacak. Şimdi kardeşlik yeminimizi içi kan dolu şarap çanaklarımızdan içerek tekrarlayalım. Kardeşliğimize. For brotherhood. Ben de bir şey ekleyeyim. Sizin yapacağınız şekli şemali sikeyim. Sizin kan dolu şarap çanağınıza sikeyim. Ya Sezai abi sen şimdi niye küfür ediyorsun ki? Oğlum saat kaç lan? Saat kaç? İnsanlar hala kahvaltı yapıyor. Saat kaç? Bu saatte neyin kan dolu şarap çanağı? Ya ambiyans olsun. Bir havaya girelim istedik kardeşim. Senin havanı emeyim abi. Emeyim senin havanı. Oğuzhan biz kimik lan? Ha? Bizim ne işimiz oğlum? Bu ne alaka İlluminati milluminati ya? Sabuk sabuk mekanlar. Bizim tamirhane neyimize yetmiyor oğlum? Ha? Oldu olacak keçi keseydik, bakire kamaktaydık şuralara. Bak bir tane kaynakçı tutmuşsunuz, ne o şimşek efetti yapıyor. Bak bak şekle bak. Ne yediniz oğlum siz kahvaltı? Haşlanmış yumurta. Tarhana çorbası. Haşlanmış yumurta, tarhana çorbası. Bak ben elimle simit getirdim. Bu nimet, bu ambiyansa uyuyor mu ha? Oturun şöyle.
Abi biz şimdi underground bir yapılanma olduğumuzdan böylesi daha havalı olur. Daha kreatif fikirler ortaya çıkar diye düşündük. Kreatifi ne lan? Kreatifi ne oğlum? Abim gidecek Hilmi'nin eski karısını ayartacak, bitecek gidecek. Bizim böyle hainsel şeylere ihtiyacımız yok. Lan bir de işte suyu koymuşsunuz lan. Ya gittim kızına ya. Kan istedim. Ciddiye alan olmadı. Vermediler. O iş öyle olmaz diyorlar. Ayrıca beni kan tutuyor. Git şu şarap çanaklarını sudan geçir. İçine de çay koy getir. Oğlum siz dizi reyting almaz. Biter, yayından kalkar. Kurtlar Vadisi'nden yürürüz diye mi düşünüyorsunuz? Sezai, bir şey söyleyeyim. Bu kadın ne kadar ısrarcı çıktı kardeşim. Vallahi tırsmaya başladım. Bir saat sonra buluşalım diyor. Kapıldı sana abi, kapıldı, kapıldı. Haksız mı kadın kardeşim ya? Kimin abisi be? Abi, sen şimdi hepimizin geleceği için git Hilmi'nin eski karısıyla bir saat sonra buluş. Ha? Az gönlünü eyle ya. O zaman ben atlayayım. Gideyim oraya. Şimdi taze mi be? Ya arkadaş, insan 9 saat baygın kalır mı? Bir de midesi kıyılmasın diye buna serum bağladık. Midesi kıyılmasın diye bağlamadık lan. Hiç dinlemiyorsunuz ha. Öyle mi dedim ben? Sen sus doktor. Adam bayıldı, ayılmıyor dedik. Tokatlamaya başladın adamı. Tıbbın eli de bayağı ağırmış ha. Al al oldu çocuğun suratı bak. Bayılma vakalarının yarısında hasta numara yapıyordur. Bilip bilmeden konuşma. Doktor bey lütfen. Şiddet çözüm değil. Şansa bak ya. Bize de doktorun şiddet uygulayanı denk geldi. Hadi yürü be. Ya oğlum adamın kafasına odunla vurdun. Yere A4 kağıtları döküldü. Utanmasan şişeyle vuracaksın. Yere kum dökülecek. Şiddet senin müzakere yöntemin Sezai. Bunu kabul et. Bayıltmak için abi. Öperek mi bayıltsaydım adamı? Aa, lan niye hiç aklıma gelmedi ya? Ben bunu öpsem bu kesin bayılırdı. Bu zamana kadar hiç şaşmadı ha. Bana ne bakıyorsunuz lan? Tabii bir açıklama mı bekliyorsunuz? Doktor, fareler birisinin kulağını ısırmadan önce burunlarından nefes verip uyuşturuyorlar ya. İşte bunun öpücüğü de aynı etkiyi yaratır. Abicim, sizin biyolojiye iş teknik hocası mı giriyordu? İşte bu güzel. Abicimi beğendim. Ya biz bunu nereden bulduk ya? Devlet hastanesinden doktor getirdim başımıza. Atara atar, gidene gider. Beyler, biriniz konuya gelsin. Öpsem ayılır mı? Denemekten ne çıkar? Öpüyorum ben. Ya arkadaş belki bırakıp gidersiniz diye bayılma taklidi yaptım. Serum bağladınız, altın bezlediniz, tokatladınız, alnıma çay kaşığıyla bastınız. Şimdi öpmeye kalkıyorsunuz ya. Öpünce de ayılmazsam yapacaklarınızdan tırstım, pes ediyorum. Ben dedim numara yapıyor diye. Bunun altını ne zaman bezlediniz be? İkimiz için abi. Koy verseydi kendini sen mi uğraşacaktın ha? Oğuzhan, yavrum bak benim seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun sen. Sen ailemden biri gibisin ya. Abi aileni evden kovdun, insanlar gelip bana yerleştiler. Beni Allah aşkına bir sevme be. Lan fakir! Zenginin malı züğürdün, çenesini yorardaki mal. Para değil, bir tehdit cümlesi o. Adam ol! Edebiyat dersimize iş teknik hocası giriyordu, evet. Doktor bey çok korkuyorum, yardım edin. Kardeş, seninki psikolojik, benim branşım değil. İki kelime yabancı. Yer ama yerli öyle değil ki. Yerli böyle değil mi? Diyor ki doktoru al dışarı çıkart diyor. Benim bu çocukla özel konuşmam lazım. Ha 100-200 de cebine koy. Tüm gece diktik adamı burada. Ayıptır diyor. Okumuş adamın hali başka oluyor ya. Oğuzhan bak bu senin musluktan akan çil çil altın, çil çil para. Zengin olacağız oğlum, zengin olacağız. Bir senin musluktan akıyor, bir de bizim dükkanda çıkıyor. Bak bundan kimsenin haberi olmaması lazım. E mahalleli ya onlarda da varsa? Bak evi kirada olan var, haber edelim satın alır belki de zengin olur. Sana ne, bana ne lan? Babamızın oğlu mu oğlum onlar? Koy vergisin, onlar seni düşündü mü? He? Nasıl bu çocuk 100 liraya geçiniyor dedi mi? Ben şu muhasebeyi bu oğlana vereyim dedi mi bir tanesi? Ben demedim mesela. Metin'le Ali abi dediler. Arı satıyor onlar, onların ikisi sayılmaz. Oğlum bak gizlice satacağız petrolü, çok zengin olacağız. Gideceğiz lan bu mahalleden. Çoluğumuz çocuğumuz burada mı büyüsün lan? E biz burada büyüdük abi, ne var yani? Lan oğlum lan 100 liraya geçinen adamsın. Çocuğun da senin gibi düşkün mü olsun ha? Benim gibi tamire gelen arabaların içerisinde girip fotoğraf mı çektirsin lan? El alemin arabasında mı karısıyla kapışsın? Kafayı kullan azıcık, düşün. O zaman bana biraz süre ver abi. Düşünmem lazım, şunları da bir çöz.
Bunu da alayım, hepsini içecek mi? Yok, doydum ama. Şimdi mi karar verdin mi? Ne kararı ya? Ha, sen şey diyorsun, ben onu hiç düşünemedim ki. Senin karınla çocuğu bu evden nasıl gönderirim? Bütün kafam orada benim. Süre lazım bana, süre. Ulan Oğuzhan, şu senin fakir kafan zenginliği hiç almıyor. Hayalini bile kuramıyorsun oğlum sen. Akşam ben sana zenginliğin fragmanını göstereyim, o zaman ver kararını. Olur. Be Metin, be Metin. Biz şimdi bu adamlara ne diyeceğiz? Bunlar var ya, bizi kesin öldürürler. Allah Allah. Sen niye bu kadar abarttın bunu abi ya? Olaya vermiyorsun kendini Metin. Vermiyorum. Araba patladı oğlum. Devletin bize verdiği projeyi mahvettik. Abartma ya. Adam gibi anlatacağız. Bizim suçumuz ne abicim? Prova yapalım. Sen yetkili ol, ben Metin ol. Tamam, sen Metin ol kardeşim. Sen ol, kafanı kullan. Beyin kullanıldı işte sende zaten. Alo. 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 Müdürüm, araba patladı. Patladı mı? Ha, bildiğin patladı. Allah Allah, kim yaptı ki acaba? Mahallenin ileri gelen yaşlılarından Şerif dede patlattı. Kendisi 83 yaşından sonra bildiğin dengesiz davranmaya başladı ya müdürüm. Acaba bu dede birilerinin maşası olabilir mi? Neden yapsın ki? İttiğini, bildiğin ittiğini yapıyor. Ya torpil patlatır gibi patlattı. Abi bunlar bizi öldürür. Nasıl açıklayacağız? Biz bir olay kontrolden çıkmış ya. Değil mi? Değil mi? Sen nasıl bir şoktasın Metin? Durumu anlamak için canlandırma yaptık ya lan. Bak daha yeni anladı ya. Bizde ne şans varmış arkadaş. Kız yurdu havaya uçsa bizim kucağımıza Mersin İdman yurdu düşer. Aha. Arıyor. Vallahi herif arıyor. Haber aldı, bunlar kesin arıyorlar Metin. Sistem gitti, ne yapacağız? Ben bunu yutayım, sıçmayayım, kurtuluruz. Yoksa sıçtık. Yapma yapma. Sen adamları biraz oyala, bana zaman kazandır. Ben biraz düşünüyorum. Hallediyorum kardeşim. Alo, o kim ya? Ben Ali Özdemir falan değilim kardeşim. Rahatsız etmeyin beni. Adam olun lan. Bak arama, bir daha ararsan küfür ederim. Arasın bir daha da göreyim hadi. Bu mu lan abi? 4 saniye kazandırdın bana. Ya sen... Şimdi de beni arıyor. Açma, açma, açma. Alo, o kim ya? Ben Metin Özdemir falan değilim kardeşim. Bak bir daha bu numarayı aramayın. Savcılığa suç duyurusunda bulunurum. Herif odora bağladı ya. Anam. Lan. Bu ne lan? Bizim sabit hatlı telefonumuz mu varmış lan? Nerede lan? Hey orada. Heh. Alo. Ya kardeşim, sizin şu yapmış olduğunuz var ya, resmen taciz ya. Hayır, neyini anlamak istemiyorsun yani? Yanlış numara işte ya. Ya illa yalan mı diyeyim yani? Ben Ali Özdemir'im mi diyeyim? Habat, habat. Hı? Habat geçer. Keşke sesini değiştirseydin. Anlarlar abisi, anlarlar. Bunların teknolojisi bayağı ileride. Selamun aleyküm. Çocuklar, telefon size. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alo, buyurun benim. Evet, buyurun benim. Ali Özdemir benim. Kardeşim, benim sana yalan borcum mu var? Buyurun gelin. Buyurun gelin yani. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok yani. Evet, evet. Kanlıca. 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 Evet, evet. Geliyor lan Metin. Bir de sürpriz olsun dedi. Tarihi vermeyeyim dedi. Sağ ol Turgut abi. Bu kablo kaç metre abi? Alay! Oyun oynayayım o zaman. Heh, oyun oynasın. Oynayacağım. Buna kim engel olabilir ki? Peki abi, 100.000 dolar verecekler bir kere mi? Yoksa 1.000.000 dolar verecekler ayda bir kere mi? Brad Pitt ama değil mi? Yok ya, o çok kolay olur abi. Dur dur, değiştiriyorum. Michael Douglas, 1.000.000 dolar veriyorlar ama sadece bir kerecik yani. Tamam, zıplama ya. Bu Brad Pitt dedik baştan. Kalk, çek lan yerine. Ne konuşuyorsunuz siz ya? Ya ya, şimdi direkt söylesem çok saçma bir şey gibi duracak da... ...konu çok doğal seyrinde geldi oraya yani. Asıl sen neredesin kardeşim 2 saattir? Abi en fazla 10 dakika oldu. 2 saat nereden çıktı ya? Abi artık içeriye ne bıraktıysan kara delik etkisi yarattı demek... ...zaman daha yavaş aktı orada. Evet, film ben de izledim. Saçma yerleri vardı. Hayır, o saate ne yüklüyorsun? Bari onu söyle değil mi? Yok. Evet, Sezai Efendi, borla çalışan araba patladı. Metin Nari'den de bir cacık olmaz. Şimdi planımız ne, anlat bakalım. Dehşet planımızın 2. safhasına geçiyoruz abi. Kimse petrole uyanmadan ele geçireceğiz mahalleyi. Ya tamam, geçireceğiz de abi. Nasıl geçireceğiz ya? Mahallenin 1/4'ü bu Hilmi'nin... Anam, benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi ben bu Hilmi'nin karısını baştan çıkarayım. Ağrına gider taşınır mahalleden ha. O iş öyle olmuyor, olsun.
Boş ver şimdi ilmiği. O en son. Alilere mi yükleneceğiz? Anam dur. O zaman ben bunların anasını baştan çıkartayım. Kesin giderler mahalleden. Hı? O iş öyle olmuyor Oğuzhan. Alileri de geç şimdi. Alileri de geç. En ufak lokmayı yiyerek başlayacağız yemeğimize. En zayıf halkadan tutacağız abi. Bardaki en çirkin karıya asılacağız. PT1'de değil, PT2'de yayına gireceğiz. Teravihi en hızlı kıldıran camide kılacağız. Ne diyorsun oğlum sen ya? Şerif abiyle Turgut'un dükkanı diyorum. Çökeceğiz. Ama bu defa Mr. Nice Guy'lar olmayacağız abi. Gay olmayalım zaten hemen. Ne gay abi? Gay ya, gay. Aynen, aynen. Bundan sonra gülen yüzümüzü göremeyecekler. Çakal gibi saldıracağız onların evlerine, dükkanlarına. Dünyanın en güvenilmez, en pislik, en rezil, en gaddar, en puşt insanlar olacağız abi. Olacağız. Lan arkadaş ya, ne zamandır hiç kulaklarım çınlamıyor. Demek ki ne sosyal medyada ne arkadaş ortamında hiç benden bahsetmiyorlar. İyice unutturdum lan kendimi. Dükkan kapalı. Arkadaş kapalı, eczaneden halı almak için bekliyoruz. İşe bak ya. Kimden aldınız oğlum? Neyse merak etmiyorum abisi. İlgilenmiyorum. Zaten Şükrü'ye de gidiyor. Şükrü'ye gidiyor ya. Arkadaş siz ne ciddiyetsiz adamlarsınız ya. Motora odaklanın dedikçe aklınız karıya kıza gidiyor. Ne? Halı içeride. Eczane kilitli. Yiğit'i dövdünüz. Anladık. Peki beni niye çağırdınız lan? Ya Turgut abi sen çilingir değil misin? Aç şu kapıyı da alalım halıyı. Ne? Hırsız mıyım lan ben? Çağırın Eda'yı, açsın kapıyı. Arayamam şimdi Eda'yı. Aç şu kapıyı da alalım. Hadi sonra şey yaparız. Yok, vallahi açamam. Açarım açmasına da bunun itlik neresinde? Kaç paralık halı kurtarıyorsunuz? Benim karım ne olacak? Ya Şerif abi gözünü seveyim. Bir kere yardım gör bize ya. Bir kere ya. Ben sana dünyayı daha güzel bir yer haline getirmemiz için gerekli olan parça satılacakmış diyorum. Sen bana karım diyorsun ya. Oğlum mal mısın lan sen? Ben itim diyorum. Sen bana icat yapmış da dünyayı güzelleştirecek bana yardım et diyorsun. Ulan benim isteklerime, emellerime, dünya görüşüme hiç mi saygın yok lan? Kim yardım edecek şimdi bize? Çilimci Köresan. Ali içeride, eczane kilitli. Yiğit'i dövdüğünüzü anladık. Beni niye çağırmadınız lan? Ya Sezai sen gidip motorla uğraşsana ya. Sana parça ayarlayacağız diye götümüzü yırtıyoruz burada. Gözlere bak gözlere. Ulan mesleki deformasyon işte. Yine arabanın altındayım, yine arabanın altındayım. Sezai abi. Memlekette yer yerinden oynuyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok ya. Umurumda değil Feyza. Baba olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun sen? Bak bir gün hiç unutmam, belim acayip ağrıyor. Deniz koşa koşa yanıma geldi. Şeytin çiğneyim de çabuk iyileş baba. Uyuf dedi. Sırtımda bir flamenko yapışı var. Geçmiş zaman işte ya. İnsan her şeyi unutuyor. Fakat evladıyla yaşamıyor. Hani bugünmüş gibi. Bugündü zaten Sezai abi. 3-4 saat önceydi. Ne yapayım unutamıyorum. Acısı hala buramda. Sezai abi sen hem kendine hem bana niye eziyet ediyorsun? Gidip konuşsana Deniz'le. Yok ya, vereceği tepkiden korkuyorum. Kabullenmeyeceğinden korkuyorsun değil mi? Yok be kızım, öyle değil ya. Döver diye korkuyorum ya. Baksana yiğidime ya. Kafamı tutup güvercin gibi koparır vallahi ya. Ben daha güvenli bir yol izleyeceğim. Sormasam da söyleyeceksin zaten. Neymiş o yol? Onunla biraz takılacağım, onun en iyi arkadaşı olacağım. Samimiyet ilerleyince de düşünsene Feyza, en yakın arkadaşının baban çıktığını. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi ya? Ya mükemmelsin vallahi. Hakikaten bundan daha iyi bir şey olamaz. Benim hemen kanka olmam lazım Deniz'le. Kankalığın püf noktası eşek şakasıdır. Eşek şakası yaptın mı ortam ısınır, kaslı vücutlar şenlenir. İzle bak. Deniz evladım. Buyur abi. Ya benim elim dolu. Şu pantolonumun cebinden arabanın anahtarını çıkarıversin. Vereyim abiciğim. Eşek şakası mı? Kartal da bayılır böyle pis pis şakalara. Af! Ne oldu lan? Pantolon balı elini mi ısırdı? Çıkrıklemişken devam et bari. Sezai abi kocaman adamsın, yaptığın şakaya bak ya. Birciler iki oldular. Ya sabır. Söyle sultanım. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Sultanım mı? Deniz! Banyodayı gizli. Nerede olacağım? İşteyim. Yemin ederim işteyim ya. Geldi bitirişimizi pompacı, hadi. Hadi. Abi. Ay. İki saniye huzur verin ne olur ya. Dinliyorum ben seni.
Deniz, çikolata bitti. Ya pekmezden tahin mi karıştırsak acaba? Tahini sen sür pekmezi, ben bu hayvanla karıştırsın bizi. Tadından yemeyiz abi. Ya ne kızı ne alakası var? İşten arkadaşlar şaka yapıyorlar akıllarınca. Dur kapama, hayret edersin. Abi ne yapıyorsunuz siz? Abi ne yapıyoruz biz? Manitana şaka yapıyoruz oğlum. Arkadaşlar arasında olur böyle şakalar ya. Niye trip atıyorsun? He? Ne manitası abi? Ablam 3 gündür hastanede doğum yapacak. Yalan söylüyorum sana. Dağlattınız kızı ya. Hadi be. Neyse onu enişte geçip teselli eder. Bak hala ya. Tövbe tövbe. Elimde kalacaksınız şimdi ha. Şişt, oğlum o eli bir kapa lan. Şişt, sok onu yerine lan. Şeytan meytan doldurur. Sokacağım. Deniz. He. Yakala. Ya görüyor musun vücudu? Beli ne kadar ince, kalça ne kadar dar ya. Tıpkı benim gençliğimdeki gibi. Bu ne lan? Tipini sikeyim. Yok artık. Bu kadar tesadüf olamaz. Feyza kızım. Sen çözeceksin bu işi. Var ya mı Anadolu çocuğu, Sezai, var ya mı Anadolu çocuğu.